Merhaba arkadaşlar, 11. haftadayız yine. 11. haftadaki kelimelerimizi görelim arkadaşlar. Özellikle siville başlayan bazı kalıplarımız var. Bunları tanıyalım. Civil suit arkadaşlar yasal mahkeme. Yani çünkü askeri mahkeme de olabiliyor. Civil action yasal bir eylem. Civil court sivil mahkeme. Civil proceedings sivil süreçler. Mahkeme süreçlerini kastediyor. Civil penalties cezalar. Civil affairs sivil yasal işler. Civil dedik, civil strife yasal bir duruş, civil disobedience sivil itaatsizlik eylemleri şeklinde basına bir ara çok çıkmıştı. Obey itaat etmek, ya oradan aklınıza gelebilir. Obedience itaatsizlik şeklinde. Civil branch of government arkadaşlar ise hükümetin sivil kurumları şeklinde geçiyor. Ya bu strife için arkadaşlar çekişmeyi de kullanabiliyoruz, civil strife. Yani çekişme böyle partiler arası çekişme şeklinde de. Civil day begins at mean midnight. Sivil bir gün diyor ki gece yarısı başlar şeklinde. Arkadaşlar yine birbirine benzeyen, kafa karıştıran kelimelerimiz var. Bunlara bakalım. Compulsory zorunlu arkadaşlar. Compulsive bu da zorunlu. Hatta obsesif compulsive şeklinde bir travma var ya. Comprehensive arkadaşlar detailed dediğimiz kapsamlı anlamına geliyor. Mesela Google imaj kısmı için de most comprehensive image site şeklinde geçiyor. Sonra comprehend arkadaşlar, comprehensive'den de anlaşılabilir. Comprehend anlaşılabilir. Understand şeklinde biz bunu çeviriyoruz. Zaten buradan bunu görebiliyorsunuz. Comprehend, understand, grasp, figure out, take out'u görmüştük. Common, yaygın demek arkadaşlar. Co, eş yazar, ikinci yazar şeklinde geçiyor. Commit, yapmak, gerçekleştirmek şeklinde kullanıyoruz arkadaşlar. Commit something. Bu kutuyu görmüştük bir önceki derslerimizde. Bazılarının yazımı aynı, birbirine bir harf değişerek, biri sadece bir harfin değişmesiyle benzeşen kelimeler olduğu için karmaşa olmasın diye Türkçelerini yazdım yanına. Command, emir, komut. Command, praise, boast, övmek, övünmek, kibirlenmek şeklinde. Comment ise yorum. Comment'i şeyden bilirsiniz zaten, basından no comment, no comment böyle çok karşımıza çıkar. Örneğin bir basın mensubu ya da ünlü biri konuşmak istemediği zaman. Ünlü biri neydi arkadaşlar? Celebrity. If something is compulsory, you must do it because of a rule or law. Eğer bir şey zorunluysa yasadan veya kanunlardan dolayı yapmak zorundasınız. Robert and his daughter have quoted a diet book specifically written for young women. Robert ve kızı özellikle genç kadınlar için yazılmış olan bir diyet kitabına beraber yazarlık yaptılar. Çift yazar, co-pilot, örneğin iki eş pilot ya da Türkçe'de kooperatif dediğimiz beraber işletilen anlamına gelen yapılardır arkadaşlar. Yine birbirine benzeşen yapılarımız var. To sign, imza atmak anlamına geliyor arkadaşlar. To signify, to signify ise işaret etmek anlamına geliyor. Signify ve signified'ın farkına bakalım. Signify işaret eden, signified ise işaret edilen. İşte gösterge bilimde biz buna ne diyoruz? Gösteren ve gösterilen şeklinde çeviriyoruz. Significant, önemli, vital, important anlamına geliyor. It's a sign that things are improving. Bir şeylerin daha iyi gittiğini gösteren bir işarettir. Red signifies danger. Kırmızı tehlikeyi gösterir şeklinde çeviriyoruz. Diğer yapılarımıza bakalım. Triangle üçgen demek arkadaşlar. Angle zaten üçgen. Angel ise melek. Dikkat ederseniz harfler değişiyor. Cut the sandwiches into triangles. Diyor ki sandviçleri üçgen şeklinde kes. In any triangle, herhangi bir üçgende, the longest side is opposite the largest angle. En uzun köşe diyor karşısındaki açının karşısında yer alır şeklinde. Arkadaşlar dikkat ederseniz işte insanların gerçekten süreç içerisinde, tarih içerisinde çok karşılaştığı ve karıştırdığı hatalar ve kısımlar bunlar. Custom, gelenek, görenek. Bakın custom. Customs, gümrük. Customer'ın müşteri. Şimdi have you got anything to custom derler. Customs, customs officer ifadesini duymuşsunuzdur. Customs officer ise arkadaşlar gümrük görevlisi şeklinde geçiyor. Şeklinde çeviriyoruz. The old English custom of dancing round maypole şeklinde geçiyor arkadaşlar.
The Old English Custom. Eski İngiliz diyor ki işte ortaya dikilen bir değneğin sopanın etrafında dans etme İngiliz geleneği varmış arkadaşlar. Mr. Harrison was a regular customer at the Golden Line. Golden Line mağazasında Mr. Harrison sürekli gelen bir müşteridir şeklinde. Yine burada arkadaşlar karşımıza çıkan bir yapımız var. Önemli phrasal verb'ler dediğimiz bir yapı arkadaşlar. Bu önemli phrasal verb'ler özellikle sınavlarda karşımıza çıkan phrasal verb'lerdir. Bakalım. Use up, run out of, özellikle run out of time, run out of water, run out of salt gibi yapılar kullanabiliyoruz. Bir şeyin bitmesi, tükenmesi demek. Die out, extinct, neslin yok olması, neslin bitmesi. Wipe out, silip süpürmek. Wipe out diye kimdi ya? Bir program vardı arkadaşlar Türkiye'de. Böyle Survivor benzeri bir program. Search, sort out, ayıklamak, seçmek, düzenlemek demek. To do with, ilişkisi olmak anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunları burada görüyorsunuz. Yine burada alıştırmalarımıza geçecek ama size bir isteğim var. Bunlarla ilgili örnek cümlelere bakın. 3-4 tane örnek cümleye bakın ki tamamıyla kalıcı bir şekilde arkadaşlar aklınıza kalsın ve otursun. Bu önemli bir şey. Make do with arkadaşlar, run out of, bitmek, tüketmek, zaten yukarıda da söylemiştik. Make do with, ikame etmek, yerine koymak. Bring about, cause, result in şeklinde arkadaşlar neden olmak diye bu kutuyu görmüştük. Cause, result in şeklinde trigger. Bring about dedik. Account for, sorumlu olmak, açıklamak. Deal with, cope with, tackle, handle gibi bir kutumuz vardı. Ele almak, mücadele etmek, uğraşmak. Take into account arkadaşlar, consider anlamında kullandığımız, göz önüne almak, düşünmek şeklinde kullanıyoruz. Sonra rule out, elemek, çıkarmak. The money was soon used up. Para kısa sürede bitti, tükendi şeklinde kullanıyoruz. She wiped out at the third gate in the slalom race. Slalom yarışmasında 3. kapıda ne yaptı? She wiped out. Yani bitti, yok oldu. Sanki kaybetti anlamında geçiyor arkadaşlar. Kitabımızın adını görüyorsunuz zaten. Akademi Kelime Atölyesi, Vocab Lab. Bu kitaba kapakta göreceksiniz. Hem İngilizce hem Türkçe iki isim verdik. Şimdi diğer yapılarımıza bakalım. Honestly, to be frank, frankly. Açıkçası, dürüstçe, dürüst olmak gerekirse şeklinde bir yapı arkadaşlar. Kitabın baskısında biz bunları sonradan büyük harf şeklinde düzeltmeleri yaptık arkadaşlar. Burada büyük harfle başlamamış ama bunlar düzeltildi sonradan. Yani kitapta böyle değil. To be perfectly frank, I don't know. Tamamıyla diyor, net bir şekilde dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. She talks very frankly about herself. O kendisiyle ilgili çok açık konuşuyor. Çok net konuşuyor şeklinde arkadaşlar. Bir yapı karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Okay. To be frankly, böyle günlük konuşmalarda falan çok görürsünüz. Interview, interrupt, interval, intervention. Dikkat edin birbirine benzeyen kelimeler arkadaşlar. Yapılarına bakalım. Interview, görüşme arkadaşlar. Interrupt, bölmek, kesmek. Interrupt için arkadaşlar şeyi de kullanabiliyorsunuz. Meddle with. Meddle with ya da interfere in şeklinde yapılar. Interval, ara demek arkadaşlar. Intervention ise ara yine. He has an interview next week for the manager's job. İşte müdür pozisyonu için, müdür işi için gelecek hafta bir görüşmesi var. They were interrupted by a knock at the door. Onlar bir kapının çalmasıyla bölündüler. Yani orada görüşme ya da toplantı kesilmiş şeklinde. Arkadaşlar yine baktığımızda birbirine benzeyen sak, se ile başlayan özellikle kelimeler. Bakın ilk ikisi birbirine çok benzeşen yapılar arkadaşlar. Successfully, başarılı bir şekilde. Successively, ard arda gelen demek arkadaşlar. Hatta burada succeed fiilini de size vermek istiyorum arkadaşlar. Succeed, başarmak anlamına gelebildiği gibi birinin yerini almak şeklinde de çevrilebilir. Hatta bir film miydi, oyun muydu? Kralın oğlu işte krala sarılıyor. Sarılırken onu öldürüyor. Babası diyor ki ne yapıyorsun? O da diyor ki I'm succeeding you. Seni yerine alıyorum. Yerine geçiyorum. Yani kral oluyorum anlamında. Şeklinde. Subsequently, ard arda gelen. Substantially, considerately, epeyce, considerably, sorry. Considerably şeklinde büyük miktarda anlamına geliyor. Subordinate, yan cümle, ikinci sıradan gelen, secondary, ikinci demek. Submarine arkadaşlar denizaltı. Subway, metro, yolaltı. Subconscious, bilinçaltı. Subspecies, alt türler ve sınavda çok çıkan bir kalıbımız daha var. Onu da şöyle yazalım. Sub-Sahara.
Özellikle diyor ki Sub-Sahara Countries, Sub-Sahara ya da Run Countries şeklinde geçiyor. Arkadaşlar bunları niye söylüyoruz? Çünkü bunlarla çok sık karşılaşacaksınız. Bilginiz olsun. Şöyle şu saplara da dikkat edin, bir şeyin altı şeklinde geçiyor. Dedik. The original interview notes were subsequently lost. İlk asıl görüşme notları sonrasında kayboldu. The relationship between subordinates and superiors. Üst yöneticilerle yardımcılar arasındaki ilişkiler ve bundan sonra artık bir fiille cümleye devam edeceğiz. Mesela should be, örneğin something should be carefully organized, dikkatle organize edilmeli şeklinde cümlemiz devam edecek. Treat ve threat. Arkadaşlar treat işlem, muamele anlamına geliyor. Tedavi anlamına geliyor ama threat tehdit etmek anlamına geliyor arkadaşlar. Bu şekilde geçiyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar. Members of her family have received death threats. Onun ailesinin üyeleri ölüm tehditleri aldılar şeklinde çeviriyoruz. They treat her like one of their own children. Ona kendi çocuklarından biri gibi bakıyorlar arkadaşlar. Şeklinde çeviriyoruz. Yine arkadaşlar burada özellikle yazımı birbirine çok benzeyen ve kafa karıştıran bir kelime grubumuz var. Birincisini anlamışsınızdır arkadaşlar. Türkçe'de de adaptasyon dediğimiz adapte olmak şeklinde geçiyor arkadaşlar. Adapt to'yu özellikle adapt to something şeklinde çevirebiliriz. Arkadaşlar ikincisi şöyle aklınızda kalsın. Dikkat ederseniz ikincisinin ortasında E harfi var arkadaşlar. Buna yetenek diyoruz. E harflerini tekrar kodlamanızı sağlasın. Üçüncüsü de arkadaşlar adopt. İki anlama geliyor. Birincisi evlat edinme, ikincisi de benimseme, kabul etme. Evlat edinirken ortada O harfi var. Oğlun evlat edinmesi şeklinde kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Evlat edinme ve dedim ki onaylama diyelim arkadaşlar. Şeklinde bunu böyle çevirebiliyoruz. Bakın adapt şeklindeki yapılar. It takes time to adapt to a new working conditions. Burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. Adapt her zaman to preposition'ıyla kullanılır. Yeni bir iş koşuluna adapte olmak zaman alır. She is very adept at dealing with the media. Medyayı ele almada çok yeteneklidir, çok başarılıdır şeklinde kullanıyoruz. Yani adapt skilled şeklinde çevirebiliyoruz. Arkadaşlar bu kutuda ters bir şey yapacağız. Bu ters dediğim şey ne? Bu defa sonları aynı. Sonları mit'le bitenler. Bakalım kimlermiş bunlar. Admit arkadaşlar. Admission'ı biliyorsunuz zaten. Admission'dan bunu kodlayabiliriz. Admission şeklinde çevriliyor. Commit, commitment. Bakın sözleşmeyi gerçekleştirme, yerine getirme, sözleşme şeklinde çevirebiliyoruz. Summit zirve demek arkadaşlar. Yani daha peak. Apex şeklinde farklı farklı zirve kelimeleri de var. Submit, teslim etmek, sunmak anlamına geliyor. Arkadaşlar vomit, kusmak. Daha çok filmlerde ve güncel hayatta throw up diye çevirdiğimiz bir yapıdır arkadaşlar. Throw up tabii ki bunun phrasal verb'ü. Omit arkadaşlar yok etmek, çıkarmak, silmek şeklinde kullandığımız bir şey. Omit'in isim hali omission şeklinde. Permit ise arkadaşlar permission, izin vermek. Yani permit'in normalde kelime anlamı neydi? Arkadaşlar let, allow anlamına gelen kelimeler de hatırlarsanız. Ama bir de biz ne diyorduk burada hatırlarsanız, bunun isim hali de mission alır. Permission, omission şeklinde. He was sent to prison for a crime that he didn't commit. Gerçekleştirmedi, yapmadığı bir suçtan dolayı cezaevine gönderildi. She omitted to mention where she was going. Nereye gönderileceğini ifade etmeyi çıkardı. Söylemedi, yani onu bilerek çıkardı şeklinde kullanıyoruz. Arkadaşlar burada özellikle strike'ı alan yapılarımız var. Burada arkadaşlar hiç anlamına bakmadan bunlar against alır. Aklınıza kalsın. Vote against, strike against, attack against, revolt against, warn against, stand up against, come up against, fight against, struggle against, resist against, protect against, compete against şeklinde. Bunlar arkadaşlar daha önce de söylemiştim. 1997'den beri o dönem KPDS, daha sonra ÜDS ile başlayan işte sınav eğitimim de sürekli karşılaştığım yapılarda, sınavlarda, akademik metinlerde, tezlerde, makalelerde karşıma çıkan yapılar, bu yapıları yıllarca sordular. Bu yüzden bunlardaki öğrencilerimizin en çok karşılaştığı yapıların
gerçekten kitaba dönüşmüş hali. Yani bunları böyle hadi bir başka kitabı alayım, o kitabın bir şekli şeklinde değil. Bunlar özellikle işlenmiş maddelerden hazırladığım şeyler. Vote against, aleyhte oy kullanmak. Strike against, aleyhine eyleme geçmek, greve girmek, saldırmak, baş kaldırmak, uyarmak, karşı durmak, karşı gelmek, kavga etmek, savaşmak, struggle, mücadele etmek. Hatta çok bir karşımıza çıkan bir yapıdır bu. Bilirsiniz meşhur böyle dergilerde şey vardır. Life is struggle şeklinde yapılarımız arkadaşlar. Yani nedir hayat, mücadeledir şeklinde çevirebilirsiniz. Hatta ben bunu ilk öğrendiğimde şöyle kodlamıştım. Bunu özellikle derste öğrencilerime de söylüyorum. İki tane G vardı ortada. İşte A, güreşçiler birbiriyle mücadele ediyor şeklinde kodlamıştım ta lisede. Resist against, resistance, direniş, direnç göstermek, bir şeye karşı korumak. Compete, competition, rekabete girmek, yarışmak şeklinde. Finally, the people revolted against the military dictatorship. Nihayet sonunda diyor insanlar askeri diktatörlüğe karşı ne yaptılar? İsyan ettiler, baş kaldırdılar. He warned us against pickpockets. Yan kesicilere karşı bizi uyardı. Pickpocket arkadaşlar daha önce crime vocabulary kutularında geçmiştim. Appreciate, appropriate adequately. Arkadaşlar takdir etmek, uygun bir şekilde vermek, düzgün bir şekilde vermek. Bakın baş harfleri benziyor. Şimdi appreciate, takdir etmek dedik ama takdir etme anlamı dışında bir de understand diye bir anlamı var arkadaşlar. İkinci anlamı hatırlarsanız. Appropriate, uygun demek. Adequately, yeterli demek. This isn't the appropriate time or place. Bu uygun zaman veya yer değil. Make sure you are adequately equipped for the journey. Bu seyahat için tamamıyla donatılmış olduğundan emin ol. Yani öyle çık şeklinde. Arkadaşlar yine sınavda özellikle karşımıza preposition yapılarında çıkan şu kelimelerden önce, sıfatlardan önce gelen bir yapımız to'dur arkadaşlar. Tabii önüne much gelebilir, gelmeyebilir. Mesela to my taste, benim zevkime göre, dismay, hayal kırıklığı, delight, sevinç, sevme, liking, hoşlanma, annoyance, annoydan aklınıza gelsin, sinir olma, gıcık olma, rahatsız olma, embarrassment, utanma, regret, pişmanlık, luck, şans, relief, arkadaşlar relief fiilinden geliyor, dikkat edin, bu yüzden rahatlama arkadaşlar, şöyle yanına yazayım, relief, bu şeye de benziyor arkadaşlar, belief ve believe'e de benziyor arkadaşlar, belief, belief neydi, inanç, belief ise inanmak, belief, belief. Aslında bakın böyle kendi aralarında gruplu şeklinde olabilir. Horror, korku, amazement, şaşırma, surprise, şaşkınlık, astonishment, hayal kırıklığı şeklinde geçiyor arkadaşlar. Yani bunlar da tüyü çok seviyoruz bahsettiğimiz gibi. Arkadaşlar kelimelerimizden sonra bu eşleştirmelerimiz var. Word formation dediğimiz word building kısmı. Yine anahtar kelimeler, kalıplar, yapılar ve sorularımız karşımıza çıkıyor. 11. haftamız arkadaşlar bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunları tekrar etmenizi istiyorum. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakınız.